Şimdi Ivan GG oldu. Oldu mu acaba? 14.108 Dedektif Bozkurt 10'a 1 bildiriyor. Dedektif Vefa attı mısınız efendim? Hattayım. Özel telefondan ulaşıyorum. Emir anlaşıldı efendim, ulaşıyorum. Yedim 49 Sen 18 mi? 10 26 kod altı Dedektif 18 Saygılar, B. nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben deyim, çok sağ olun efendim. Yeni yeni kendime gelmeye çalışıyorum. Evet evet ben de. Dedektif, şu an şey olayını kapattık mı? Ne durumdayız? Dünkü Şu cinayetler. anda Çeşaroğlu Bahattin organize cinayetten gönderildi federale. Binlik ceza aldı Efecan onlar. aranıyor şu anda. Anlaşıldı Evet, efendim. binlik. Efecan'la alakalı var mı aklınızda bir şey? Nasıl bir işlem uygulanacak efendim? Yardım ve yataklık mı? Yani ifadesine göre değişecek. Anlaşıldı. Evet, yardımlı bir şey. Yardım ve yataklık yani. Gayet iyi. Dedektif, hatırlıyorsanız dün ben kulaklıktan Yavuz'a şeyi sormasını söylemiştim. Uraz'ın bu olaylarla alakası var mı diye. Çaçarov'da tabii, bilgisi de var, haberi de var demişti. Bu konuyla alakalı bir eyleme geçmemiz uygun mu, bir şey yapalım mı efendim? Yani şu anda bütün şehir arama sağlıyor. Trafik birimi de şehrin çeşitli yerlerinde çevirme yapıyorlar. Bununla ilgili Uraz ismine de ulaşmaya çalışalım tabii. Yani böyle Ben bir bilgi geçeyim şimdi. konuşma geçmişti efendim. Bildiği bir şey varsa onları öğrenmeye çalışırız. Belki başka bir isim varsa ona ulaşırız. O zaman diğer konuya hiç başlamayalım efendim. Bu konu çözümlenince mi o dosyaya odaklanalım? Diğer cinayetler. Şu andaki hedefimiz şehirde Efecan'ı bulmak. Dedektif. Emir Sen de anlaşıldı bütün dedektif. kaynaklarını kullanarak şehirde arama sağla. Biz de şu an arama sağlıyoruz. Sağdayız. Sen düşüyoruz paletobe. Yer yerde zaten GPS'ini açtığın zaman görürsün. Şu anki hedefimiz o. Emir anlaşıldı Tamam. efendim. Sahaya çıkıyorum. Anlaşıldı. Tamam. Görüşürüz. Sağ olun. Bizler stajyer olduğumuz Örneğin. için. Kolay gelsin. Rahat rahat. Sağ olun efendim size. Nasılsınız? Sağ olun efendim, siz Teşekkürler nasılsınız? siz. Ben deyim, sağ olun. Bir yelek giyip geleyim ben. Çok doğru. Çok doğru yaklaşık. Mesela hani silah da bulunabilir bence orada. Çünkü kendini koruyor olur yani. Bunu söyle. Çocuklarımı korumak Mesai istiyorum. Benim başlamasa kapıda buralara olmak girip benim ya. çıkamayız. Doğal bir hakkım olmalı benim ya. Söyle, cezayı yazalım. Tamam. Yani Telefonla. Yaşar uyarılmışsın zaten. Yaptığın bir şeyin yok Edemiyorum gerçekten şuna. burada. Adam dur diyor sana, durmamışsın. Gir diyor, Lan girmemişsin. dükkanın içinde duruyorum. Kaçıyor muyum sanki Öyle bir ya? şey yok Yaşar. Tamam, Barikam sinenin kayıtlarına da kayıtlarına yansın. girmeyelim. Sıkıntı yok. Tabii yapabiliyoruz. Edim 49 son günler sizden kod teşekkür ederim. Buyurun şef. Dedektif, şimdi sizinle bir şey konuşacağım. Dinliyorum. Bizim Günaydın stajyer efendim. memurlardan Evet. stajyer memur Walker. Saçları şu an yok. Kel bir Evet. arkadaş. Akademideyken bir işkenceye uğruyor. Sanırım sizin bilginiz varmış. Siz de gidip bölgeyi incelemişsiniz. Evet.
İşte kaçıran şahısların birinin yüzü maskeliymiş. Sonra yanına işte Efe Can, Beço gibi maskesiz şahıslar gelmiş. Hani onlardan hiçbir şikayeti yok. Bana zarar vermediler diyor da. Şimdi mesela biz şeyi yakaladığımızda Efe Can'ı diyor ki hani onların yanına geldiği için onları çok net tanıyordur o kişiler. O kişiler hakkında bu arkadaşı kaçıran kişiler hakkında işlem yapıldı mı yoksa mesela o sorguda bu bilgileri de alabilir miyiz? Bildim kurtta kız Walker yanında mı? Diğer şifreyle birlikte 11'e Yanımda. düşür durumundayız. Walker'a şu an bir sorar mısın? Dedektif bu konuyla alakalı Walker seni abi çok almış, sakin ol saatlerce gezmiş. Efecan ve Beço ismini şu an neden benden duyuyor dedektif diye bir sorsana Walker'a. Araştıran Mişinor'dan kuzey batı sorar mısın bu soruyu? Saatlerce gezmiş, bölgeyi incelemiş. Neden Efecan Araç ve Beço ismini bölgesine şu an benden duyuyormuş? Bak bizden batıya doğru. Ha, soyadları aynı. Arkadaşlar dedektif GPS kodu. Şöyle. GPS kodu bildirin. Şeyden eminmiş. GPS Beço kodunuz Durgun'dan 336. Eminmiş. Efecan'ın da soyadı Durgun ya. Evet. Hani o yüzden size bilgi vermemiş. Şefreyim yani. Sadece soyadını biliyormuş. Şefreyim bu. Ben yanınızdaki arkadaşımla sahaya çıktım. Bütün evet. bölgeyi detaylı inceledim. O barajda ben çarın çamurun içinde saatlerim geçti. Kendisine evet. isim bilip bilmediğine dair ısrarla sordum ve kendisi herkesin maskeli olduğunu, yüzü açık bazı şahısların olabileceğini ama onları da tanımadığını söyledi. Yani bana tek bir isim de vermedi. Şu an isimleri ben senden duyuyorum bu olayda, ismi geçen kişileri. Şu an haberim yoktu. Bende isim yoktu yani bu olayla alakalı. Ya işte sadece sanırım Beço Durgun'u biliyormuş. Şimdi Efe Can'ın Edim Durgun 06, aynı soyadlı olarak olduğunu bölge. Duyunca Efe Can sanırım. O baraj bölgesinde Beço var mıymış yani? Beço varmış, konuşmuş, sohbet etmiş değil mi? Kimlik olmuş. Evet, tabii ki diyor. Onunla sohbet etmiş yani, hani konuşmuşlar bayağı. Tamam şef, bununla bir ara ilgileneceğiz. Şu bugünü bir atlatalım da. Teşekkür ederim. Tamam, hadi bunu da söyleyeyim dedim. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. İkinci ekip. Araç yoklardı, şu an devam ediyor. Araç Rancho'dan kuzeye doğuya doğru devam etmekte. Geri, İngiliz. Arkanızda sarı bir pick-up var. Araç U dönüşü yaptı. Rancho'dan batıya doğru. Edim 6 ikinci ekip. Bir Edim 49 üçüncü ekip olarak takipte. Önce ekip tersi devralabilirim. Olumlu. Siyah SUV araç Rancho'dan batıya doğru devam ediyor. GPS kodu 349, 1171 durumu aktif. Araç Rancho batıdan kuzey batıya devam ediyor. Bir adım 49 paralel takipte. 1171'i takip eden sarı pick-up var, bilginize. Arkanızdan devam ediyor. Strawberry güney batı şu anda. Grow'a doğru yöneldi. Dördüncü ekibe ihtiyacımız var. Arkadaşlar giriş sallayın bölge. Problem yok. Anlaşıldı. Kişiler Grow'a giriş yaptı. William 27 bölgeye yakınım, intikal ediyorum, sağ ol. Kişi yayan kaç. Kod altron X'i aldık, peşliyoruz. Yazım kutuyu sanıyor, kişi yayan kaçı sağlıyor, takipteyiz. Sarı pick-up bölgede, bilginize. Şahsı alabilir, tekrar ediyorum. Sarı pick-up bölgede şahsı alabilir. Kal arabada. Arabada kal. Aracın motorunu kapat. Kapat aracın motorunu. Vurularak etkisler diye sıkıldı. Sarı pick-up kanal bölgesine iniyor. Biraz şu an etkisiz yanımda. Çatıcı da yitirin. Kişiye görüşü olan var mı? Kişi etkisizlerle yitirildi.
Arkana dön ve araca yaslan. Kaldır ellerini. Sakin ol. Bölgedeki arabanın rengi sarı denildi. Lokasyonunuza geri dönüş sağlayabilirsiniz. Mükremin miydi? Bölgeye acil lazım. Buraya evet, gelecek. Adım Mükremin. Aracımın rengi sarı diye mi durduruyorum şu anda? Yok, bir polis aracına çarptığınız ve motoru kapatıp araçtan inmeniz söylendiğine rağmen ellerinizi indirebilirsiniz durmadığınız için. Herhangi bir kaza durumunda karşı tarafa önce herhangi bir sıkıntı var mı diye sormaktan değil de şey mi yani? Sonuçta neyim sivil yani? Araç, ben nereden bileyim içindekinin polis olduğunu? Sonuçta bu sıkıntılı arası... bir mahalle. Ben de aracı durdurup araçtan inmeni söyledim sana. Sivil bir araç tamam gibi işte. Mi duruyor senin karşındaki araç Mükremin? Sen bilmiyor musun bakayım. Aracın polis aracı olduğunu? Evet, bakıyorum. Sonuçta evet. Sivil bir araç baktığında ışıkları mışıkları yanmıyorken sivil bir araç. Doğru. Ben sonra... her motorunu kapat araçtan in diyene uyarsam bu şehirde çok bıçaklanırım. Peki sen bu şehirde kaza yaptıktan sonra olay yerinden basıp gider misin? Durmaz mısın hiç sormaz mısın karşı tarafa maddi bir hasar var mı polis gelecek mi canınızda bir şey var mı? Ne yaparsın çarparsın ondan sonra basıp vallahi, gidersin öyle mi? Çarptığım anda karşımdaki direkt bana emir veriyorsa motorunu kapat araçtan in diye ben de o adamı çok takmam uzaklaşırım. Yani sonuçta şehirdeki evet. Tüm insanlar çarptığı zaman motorunu kapat araçtan in diye böyle resmi direktifler verir yani küfür falan etmez. Böyle devlet ağzıyla konuşurlar değil mi? Neyse çok inandırıcı gelmedi bana da bu tartışma sonuna kadar devam eder. Çok gerek yok. Bölgede geziyordun. O bölgede sıkıntılı bir durum vardı. Telsizden geçen anonslarda senin olaya dahil olabileceğinle alakalı bir anonslar duydum. Orada gerçekleşen olayla alakalı herhangi bir bilgin var mı? Yok, ben önündeki siyah polis aracını takip ediyordum. Sebep? Uzun bir süredir. Stajyer memur Özkök, Çavuş Soylu ile birlikte. Onlara sorarsanız onlar bu konu hakkında bilgi verebilir size isterseniz. Kim vardı araçta? Teğmen Westfield galiba. Stajyer memur Başka? Altı fonu bir. Belki bir de dedektif Vefa vardır. Tamam, telefonun açık olsun yine. Ulaşmamız gerekirse ulaşırız. Tamamdır. Sana. Ben burada bekliyorum. Hiçbir yere ayrılmıyorum. Peki. Hafif bir sarsıldım biliyor musunuz? Stajyer memur kalkan ona bir. Kızım sigara yanıyor olmaz hayatım. Bir adım 5-10-8 yakıt ikmal için kod 7-10-80'de downtown Maymut. Sigara yanıyor oğlum da. Deniyorum. Bak şu an hala Grove'dalar. Krem Teğmen Westfield konuşuyor arkadaşlar. Grove'daki ekip. Boşta olan bir ekip şu an bizim olduğumuz bölgeye yönelim sağladı. Bunun da efendim. GPS'in 274. Efendim saygılar. Bir de 28 son gelen. Buyurun. Bu Efecan olayıyla ilgili araştırma yapıyoruz da. Doğrudur. Çavuş, Grand Çavuş Tarkanoğlu'nu da bilgilendirip kendisini sahaya çağırır mısınız? Emir anlaşıldı efendim, iletişime geçiyorum. Sarı bir pick-up araç vardı. Biraz önce ekipleri burada takip ediyormuş. Benimle de bir trafik kazası yaşadı. Motoru durdurup inmesini söyledim. İnmedi, devam etti. Arkasından gittim. İsmi Mükremin, soy ismini tam bilmiyorum. Sizi takip ettiğini, sizin konuyla alakalı bilginiz olduğunu söyledi efendim. Doğru mudur? Bir adım Kurtarız konuşuyor. Tutuklu şahsının olduğu bölge çatıda anlaşıldı. Bir şüpheli var. Teğmen buyurun. Hemen kişiyi alalım. Buradan bir adım 5-10-8, kod 7 sonu 14, 10-80 ile downtown var. Omnik 11 konuşuyor. Nerede kim var dediniz? Tekrar eder misiniz arkadaşlar? Bir adım Kurtavuz konuşuyor. Şu anda bulunduğumuz bölgede bir evin çatısından birini gördüm.
alındı anlaşıldı. Operatör konuşuyor. Olay anında lütfen araçlarınızın kilitli olduğuna emin olun araçlar indiğinizde. Tekrar ediyorum, operatör konuşuyor. Araçlar indiğinizde araçlarınızın kilitli olduğuna emin olun. Kremit Eymen Westfield konuşuyor. Kod 4 durumuna geçiş sağlayalım. Arkadaşlar, bölgelerinize geri dönüş sağlayın ve trafik çevirmelerine devam edin. Yardım 49, 18, 11, 71 sonucu gözaltına alınan şahsın sevk işlemleri için 10.76 merkezde bastılan 10.80'li Davis. GPS'i nasıl iptal ediyoruz acaba ya? Ha, tekrar yazınca tamam, tamam şimdi oldu. Numara yazmadan tekrar yazınca otomatik kapatıyor onu. Piratın 5-18 trafik çevirmesi sebebiyle kod 6 10.80'li Pasifik Bulls. Piratın 49-18 gözaltına alınan kişinin şey sistemleri için kod 6 10.80'li Berk. Aleyküm selam. Adam 6-18 çevirme bölgesinde aktif beklemedeyiz. 10.80'li var peki. Bir dedim 28. Sağ ol Eren. 10.80'li Mission Rover'a çıkıyor. Tam Nick 11 konuşuyor. Bulunduğum bölge belirt. Rüzgâr gelir mi? Bir Tom Nick 11 konuşuyor. Bulunduğum bölge belirt. Cruiser talebim bulunmakta. Adam bisikletle nerelere gelmiş ya. Petronarius, onu silah ruhsatta çalışan biri daha sağlıklı cevaplar ya. Şimdi yalan yanlış bilgi vermeyeyim. Bizim 28 kod ve sonu kod 4, son gelen çağrıya kod 2 şeklinde ilerliyoruz. Kolay gelsin, yiyecek içecek bir şeyler alacağım ama varsa. Ve sandviç olur, aynen. Teşekkür ederim.
Kolay gelsin. Dedim 28 10'a 8 10-26 kod 6 10-87-6. Hoş geldin canım. Departmanda vardı, ne olur ne olmaz diye aldım arabaya attım ama. Buğra ne haber ya? Cenk aleykümselam. Aracı bir yaptıralım abi. Aracımız perperişan bir vaziyette. Sana zahmet aracı belirleyin. 28 18 10 26 sonu kod 4 1076 merkez departman. Kızım orası benim yerim değil mi? Kızım. Of. Yeğeniniz yordu beni chat. Yavuz bize hem ifade verdi hem de suçlulardan itiraf almamıza yardım etti. 7818 kodu 1078. Novasım eyvallah canım.
Poyraz'da olsak aradığımız kişiyi bulmak için 1000 kişiyi arayabilir. Kaç kişiye sorabilirdik? Şu an sorabilecek kadar güvendiğim bir insan evladı yok Aradığınız ya. kişiye Bunu soracak kadar samimiyetimiz olan bir insan evladı yok chat. Farkında mısınız? Adam 818 kodu insan kodu 18 Lagozan kodu. Lina'mız vardı, o da öldü. Mekanı cennet olsun artık. Gündür çavuşu menaz bir Lincoln Amerika kodu altında 13'ü bildiriyor. 18 yani mission'ı açıyor. Adam 618 kod 7 1080 downtown line. Tanık korumada değildi ki başkan. Tanık korumaya alamadığımız için gitti zaten. Ulan bunu ben açayım. Dur lan. Şey, kapıyı. Edim 46 var ya ne zaman da yanında bir şey var acaba bir şey. Direkt femürler misin? Bak ya, şey yaptığın hareketlere bak Altan. Şimdi bak, değiştirir misiniz? Açılmıyor bunlar. Aracını al ya da motorunu al nasıl yapıyorsan ufaktan evet, bir yapayım. Takip et. Tamam? Emir anlaşıldı efendim. Çarptırmanın, tamam mı? Anlaşıldı. Bir Lincoln numara 18, kod 7, 18, aynı bir. Buyurun baba efendim. Taban Kadir, deri ceketini şeyini kaskını tak, motorunla yapabiliyorsan ya. Efendim araba yetişebilir miyim? Çekiyor çünkü. Yani yetişemezsen taksi durağı çevresinde bir dolaş. Emir Tamam. anlaşıldı, bana bırakın efendim. Tamam, sen de bana rapor ver sadece. Anlaşıldı efendim. Tarafından bir Evet görev geleceğini söylemiş doğrudur. ama. Şu an departmanda kimseyi görmek istemiyorum. Herkesin Efendim beni sahaya acil birine trafik mangoya çevirmesi. bırakması lazım. Anlaşıldı Teğmen. Trafik çevirmesi gelmemiz gerekiyor. Kontrol sağladım üst katı. Kendisi uyuyor odanızda. İçelim mi? Tamam. Tekrar kontrol edin. Mangoda motor Biz de aynen efendim. Hemen geldim. Başlamamız lazım çavuş yani. Yedim 49 konuşuyor. 18 son 11.71 sonucu tutulan kişilerin ceza işlemleri tamamlandı ve departmandan yollandı. 18 merkez departman. Neresinde tam olarak? Siz beni biraz uzağında bir yerde indirin, ben oradan koşayım. İçerideki bahçede görmüştüm en son ama. Odaların altındaki otoparkta. Adam 6-10-8, Vayma Test bölgesinde kod 6 durumuna geçiş yapıyoruz. 18 Vayma Oy 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 oy. Aman Bir aman. Lincoln numara 18 kod 7 durumuna kod 4. 18 Vayma Test. Burası iyi mi? Süper, ben buradan koşarım hemen dedektif. Tamam, saçını da şey yap. Anlaşıldı. Haber verirsin. Anlaşıldı efendim.
Bildim 49 18 kod altında kod 4 1087 merkeze basma. Stajyer memur Kalkan, kıdemli çavuş Tarkanoğlu ve stajyer memur Asaf ile birlikte 1-0-3 ekip kodu altında 13 bildiriyor. 1087 Mission Rescue. Arkadaşlar motor çok kalite durmuyor mu ya? Dedektif Bozkurt konuşuyor. Altan isimli şahıs hala departman önünde mi? İzmir konuşuyor. Dedim 28-18, kod 7-18-17 dedi sol. Şef. Şef. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim şef, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ben uzaklaşayım yavaştan o zaman. Teşekkür ederim. Çok bile kaldınız. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Teğmen departmanın önüne görüşünüz var mı şu an? Evet. Anlaşıldı efendim. Bir uzaklaşabilir misiniz? Evet, uzaklaştım. Kadir'cim.
bahse konu şahıslar. Altan şu an departmanın önünde Efecan'la alakası olabilen kişiler. Evet. Departmandan ayrıldığında bana mutlaka bilgi verin, olur mu? Tamam. Telsizden olursa daha hızlı olur efendim, bilginiz olsun. Tamam. Uyguları çevirelim. Sağ olun efendim. Memur Şefi Rainbow'dan A1'e hatta mısınız? Yedim kurtluk 18, kod 7 1087 var. Numara 18 adlı durumunun 19 olması 4 1087. Dedektif Robertson 1. Tom Lincoln 1 Bay Matisse bölgesinde Asaç Kontrol Amaç kod altı bildiriyor. Dedektif buyurun. Dedektif. Ya ben oyun oynayamaz hale geldim ama ya. Vallahi billahi oyun oynayamaz hale geldim ben ya. PS3'e bağlan. Allah'ım ne olur gitmesinler ya. Hayır. Ya arkadaşlar dün de aynısı oldu işte. Sürekli TS bug'a girdiği, envanterin bug'a girdiği, kayıtlar sürekli durdu. Of. Ceren'im cevap yazdım kankim. Ya benim hayattaki şansım işte bu, amına koyayım ya. Telefon kaldı elimde. Abi elimde telefon kaldı. Allah! Kimseyi arayamıyorum. Arkadaşlar kilitli kaldım. P de çalışmıyor.
araya basamıyorum. Anladım. Tamam, anladım. Burası da böyle kaldı. Oyunu kapatamıyorum. Ya. Kafaları yersin aşkım ya. Ne arıyorum, ne diyeyim? Ben toparladım bugün. Bilgisayarım seni gerçekten camdan atmama saniyeler kaldı, biraz daha böyle devam edersen. Allah'ım izin verirsen bir oyuna girip de oynayabilir miyim ya Rabbim? Sakin olacağım. Dedektif Bozkurt tekrardan attı. Stajyer memur Foster konuşuyoruz. Çavuş Bozon'un telsiz ve telefonunda şu an bir sıkıntı mevcut. O yüzden cevaplamıyor efendim. İlginize. Olumlu. Kendisine gereken bilgiyi size ulaştırırsınız. 149 18 11 62 kod 6 1080'de evi. Lincoln 1, Gövme 1 bölgesinde kontrol amaçlı. Dedektif buyurun, bir problem yaşadım da. Alo dedektif, evet fark ettim. İyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim şu an. Neredesiniz acaba? Ufak bir konuşmamız gerekiyor. Şöyle, dedektif Vefa bir görev verdi. Onunla ilgileniyorum. Telefonda olmaz mı? Olmaz. Takipteyim. Vefa öncelikle söyledi hani telefonu vesaire olmaz. Kıyıda köşede konuşma vesaire gibi bir şeyler dedi. O zaman sen işini hallet, görevin hızlıysa. Değil. Dedektif Sen Vefa verdiyse. neredesin? Ben şu an departmanın önünden garaja doğru ilerliyorum Departmanın dedektif. önü boş muydu? Hayır değildi. Kim vardı? Altan Bey sanırım, yanlış hatırlamıyorsam vardı. Mia Hanım vardı. Tamam, süper. Temel Tamam. Dağdenen vardı. Birkaç Tamam. kişi daha vardı. Tanımıyorum diğer şahısları. Tamam, şu an karşımda saçma sapan bir adam var. Eli kulağında, kafasında kask mask var. Görebildin mi çaprazında? Evet gördüm şu an. O zaman konuşuyor. Gel burada Çavuş konuşalım. Amazon bulunduğu bölgedeki tüm Tamam barikatları geliyorum. kaldırın sana Geliyorum. arkadaşlar. Siz kapatın telefonu dedektif. Tamam 15. abi. Oradaki çevirmeye devam edin. Ama bölgede
herhangi bir şekilde bir ya barikat veya bariyer kalmasın, hiçbir şey kalmasın. Dedektif yani şey görevdeyseniz başka bir yere de gideriz kadın şöyle fark etmez. Burada durmam lazım. Çıkışlarını alacağım altanların. Hatta şöyle dışarıyı da ben göreyim de. Teğmen buyurun. Bunlar Beço'yu bekliyorum. Beço oraya yani, mı gelecek? Yani dedim 49, 18, 11, 62 durum tamamlandı. Kod altını koddur 1087 aldı. Ha Beço'nun ifadesi alınıyor şu an. Yani ifade demeyelim. Soruyoruz işte ne olduğunu. İfadeyi kim alıyor? O yüzden bunlar hala... Bir saniye, ifadeyi kim alıyor? Teğmen var, dedektif var. Teğmen dedektif bizim gireniyoruz konuyla direkt. Dedektif Vefa'ya söyler misiniz veya siz de olur. Rodri Walker'la Beço'yu salmadan mutlaka ama mutlaka görüşün, olur mu? Rodri Walker'la Giden Beço'yu salmadan ondan eğer verim. Evet, hemen şu an Rodri Walker'la bir görüşün Teğmen. Beço'yla alakalı enteresan bir şey söyleyecek size. Beço'ya mutlaka ama mutlaka bu konuyu sormamız gerekiyor. Merkez Bankası'nın ilerisindeki yolda çevirme yaptığımız bölgenin üzerinde bir eğir devriyesine ihtiyacımız var. Hiçbir şey anlamadım Teğmen. Teğmen hiçbir şey anlamadım anonslar efendim. Oraları bir denetlemeniz gerekiyor. Tamam. Diyorum ki, şu an sen bana demiştin yani ayrılırsa haberin ver. Şu an ayrıldım oradan. Ayrılırsa kim olmaz haberin olsun. Anlaşıldı. Uzaktan izliyorum Teğmen ben. Anlaşıldı efendim. Tamam. Tamamdır. Bir Rodri'nin numarasını at bana hemen okurum. Varsa bakıyorum hemen efendim. Tamamdır. Rodri Walker'ın numarası var mı dedektif? Yok. Benim numarasını bakayım ne istiyorsan. Teğmen daha delenin. Daha delenin mevcuttu. Daha delenin bir mesaj atar mısın? 18-11-62 kod altı 1086. Atayım ne diye atayım? 854-379 Rodri Walker'ın telefon numarası bu. 854-379 Evet doğrudur. Yolladım numarayı. Tamamdır. Şimdi siz dinliyorum. Dedektif dünkü olanlarla ilgili ayrıntılı bilgi vermeniz gerekiyormuş bana. Dünkü olanlar... Ben sorguda, bu sorguda ben çok rahatsızlandığım için ayrılmak zorunda kalmıştım. Haberiniz var mı? Dedektif söyledi mi size? Hangi sorgularda? Bu cinayet... şey sorgusunda. Yavuz'un sorgusunda. Ha Yavuz'un sorgusunda ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi Yavuz'un sorgusunu aldık dedektif. Yavuz sorgusunda zaten her şeyi itiraf etti. Daha sonra dedektif Vefa kendisine tanık koruma programı teklif etti ve dedi ki senin üzerine biz bir takip cihazı görüntü alabilmen için bir gözlük kulağına da mikro kulaklık, casus kulaklık yerleştirelim. Bizlerle sürekli iletişim halinde ol. Biz karşı taraf sana ne söylüyorsa duyalım. Senin konuştuklarını da duyalım. Bize bir karşı tarafı yakalayabilmemiz için kanıt ver dedi. Şahıs bunu kabul etti. Gerekli teçhizatları şahsa giydirdik. Departmandan gönderdik. Şahıs telefonda kişilerle görüştü. Efecan'la ve Çaçaroğlu'la. Zaten onlardan detaylı itiraflar telefonda gelmişti. Daha sonra yüz yüze Çaçarov, Bahattin ve Yavuz buluştular. Yüz yüze buluştuklarında da her şeyi detaylı bir şekilde anlattılar. Bunların akabinde Çaçarov ve Bahattin tutuklandı. Departmana alındı. Onların ifade alınmaları sürecinde ben yoktum. Fakat bu kayıtlarda tüm detaylar mevcuttu. Kendileri organize cinayetten ikisi de binlik federal hapis cezasına çarptırıldı. Mevcut. Bir saniye.